Geçtiğimiz günlerde Netflix'in Twitter hesabında şöyle bir görsel paylaşıldı ve soruldu. Kaçta kaç yaptın diye. Ben de bir baktım. Aa, 13'te 12 yapmışım. Sonra dedim ki kendime... <laughs> dedim böyle olmaz. Arkamdan ağlar. Hem ondan hem de diğer bahsetmeye fırsat bulamadığım Netflix içeriklerinden tek bir videoda bir kısa bahsedeyim istedim. Zeytin ağacına az sonra geleceğim ama önce... Cici. Evet, müteahhit sevgilisinin parasıyla bir gecede şarkı çıkaran yeni yetme pop şarkıcısının ilk single'ına verdiği isim gibi dursa da, Cici Berkunoya'nın Netflix'te yayınlanan yeni <laughs> filmi. Ne filmi? Filmi. <laughs> bir dakika dur, ne filmi çekiyormuş oğlum Berkunoya? Ya işte anlayın, repliklerinin bir kısmı bağırsaklara yazılmış olan bir film hala en çok izlenenlerin tepesinde duruyorken en iyi açılış rekoru bir kadının gece gündüz dayak yediği gerçek bir hikayeye aitken sanat filmini sansürlü söyleyip cazibesini arttırıyorum. Bence bu da bir sanat. Ama bir dakika şimdi üst üste çok fazla sanat dedim. Videonun reytingi düşmesin şimdi. Ben size filmi anlatayım. Film bir köyde yaşayan 5 kişilik bir ailenin hikayesini anlatıyor. Yılmaz Erdoğan'ın seslendirdiği Levent Ülgen sanacak kadar Levent Ülgen olan ama aslında Yılmaz Erdoğan tarafından canlandırılan Levent Ülgen'e Levent Ülgen'den daha çok benzeyen bir baba. Ya hocam ben bir başkadır da da depresyondaki bir kadını canlandırıyordum. Aynı role girmesem daha bir başka olmaz mıydı? Demeyen oyuncumuzun canlandırdığı anne. Arada samanlıkta sevdiceğiyle buluşup hiç konuşmayan bir abla. Arada babasının kamerasını kurcalayan ama yine asla konuşmayan. Daha çok bir GSM operatörünün köylerde de çok iyi çekiyoruz reklamında gibi duran. Büyük oğlan ve evin küçük oğluyla yanık sesli köyün çobanı. Bir gün bu çoban kardeş yerleri süpürürken evin büyük oğlu da onu şaka olsun diye ıslatıyor. Babası da oğul olmaz böyle olur diyerek oğlunu ıslatıp üzerine de kameraya çekmeye başlıyor. Şimdi sahneyi göstermeyince nasıl geldi kulağa? Yani bu normalde bir yabancı filmde olsa kıkır kikir böyle slow motion'da herkes birbirini ıslatırken kahkahalar havalarda uçuşur değil mi? Ama şimdi siz de ne dedik en başta? Sanat filmi demedik mi? Sanat filminin yapı taşı ne? Babayla problemli olmak. Bana bir tane sanat filmi söyleyin ki birinin de babasıyla problemi olmasın. İşte bu baba da çocuğunu böyle ıslatıp bir de kameraya çektikten sonra üstüne de soğukta kapı önünde bırakıyor. Ve bu çocuk da öyle bir travmaya yol açıyor ki 30 yıl sonra köye geri dönüp aynı olayı canlandırarak filmini çekmeye başlıyor. Ya kardeş bırak hortumla aslatmayı. Bizim babamız o hortumu alıp sırtımızda sanat eseri oluştururdu derseniz bir nevi haklısınız. Ama eğer öyle yapılsaydı gişe filmi olurdu. Ama bu bir sanat filmi. Hem de Olgun Şimşek başta olmak üzere oyuncularının tamamının rolünün hakkını verdiği sonunda şaşırtıcı bir gerçekte biten bir film. Efendim? Hani filmin geri kalanı mı? Geri kalanını da nasıl anlatayım? Duruyorlar. Böyle duruyorlar şöyle duruyorlar. Acık daha duruyorlar. Uzaklara dalıp duruyorlar. Bir tık da böyle duruyorlar. Mırıl mırıl içine konuştukları için alt yazıları açıyorsunuz. Siz de iyisiniz. İyiyiz, iyiyiz. Sonra tekrar duruyorlar. Sonra tekrar duruyorlar. Biraz da ağlayıp duruyorlar. <laughs> yani aslında bu tarz filmlerin olayı bu. Genel olarak duruyorlar. Sanatı izleyen kendi içinde hallediyor. Yani yalansa yalan değil bu işin mayası bu. Aynen yönetmenin bir başkadırında olduğu gibi. Masumunda da olduğu gibi. Ki ikisini de ne kadar sevdiğimi söyledim defalarca. Ama onlarda da ya böyle kırmızı ışıkta bekler gibi beklemedik ya da ben bakışmaya doymuş. Ama böyle olmaz. Bak şimdi benim de canım çekti. Acıkta ben duracağım. Yar diye 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 Yandım bir yar var diye Bu yaşımda azdım diye Açıkta kaldım Koynumu saranı diye en azı karar diye Fazlası zarar diye Açıkta kal Ne oldu ya, internet mi gitti niye dondu bu derseniz demeyin. Böyle görüntü durunca aklınıza gelmiş olabilir tabi. Zaten memleketin genel internet altyapısından dolayı izlediğiniz filmler diziler bir donuyor. Bütün filmler sanat filmi oluyor. Niye? Çünkü dünya almış başını gitmiş. Bizim Türkiye ortalamamız saniyede 32 megabit. Ama bu videonun da sponsoru olan TürkNet 1000 megabite kadar bağlantı hızıyla Türkiye'nin bu ortalamasını oldukça yükseltiyor. Zaten Speedtest'in yayınladığı en yeni rapora göre Türkiye'deki internet servis sağlayıcıları arasında bir kez daha zirvedeki isim Türknet onu da söyleyeyim. E peki benim evimin altyapısı bu dünya standartlarındaki interneti destekliyor mu diye sorgulamak isterseniz hem açıklama kısmına hem de yorumlarda en üstte bir link bıraktım. Oradan altyapınız giga fibere uyumlu mu değil mi siz de bakabilirsiniz. Değilse de talepte bulunmayı unutmayın çünkü ne kadar talep o kadar hızla hak ettiğiniz hızlı bağlantı deyip Netflix kombosuna devam edelim diyeceğim de yalnız ben bu reklama bağlama işini hakikaten sanata döndürdüm ya. Sanat dedim yine. Ay kapatacaklar videoyu kapatacaklar. Ve düştü reyting düştü. Ay sanat dedim reyting düştü. Aşıklar Bayram. Televizyon izleyicisi sanattan değil ancak kanattan anlar diyerek gençleri bir okulda buluşturup horoz gibi dövüştüren, geri kalanı da bir evde buluşturup tavşan gibi seviştiren dizi film sektörü içinde kalan sanat aşkını da işte böyle Netflix'te yaşatıyor. Tabi Netflix'e 70 lira verince nasıl bir marjinallik geliyor topluma sormayın. Böyle de ileri bir toplumuz işte töre, numu, sevişmeli intikam bunların hepsini bedavaya izleriz ama sanat parasıyla. Ha, tamam o zaman bunda da bir baba problemi var. Ayıpsınız. Evet bu da komple baba problemi. Zaten ülkede korku yapacaksan üç harflerle, dram yapacaksan dört harflerle yapabiliyorsun. Neyse işte, aynı isimli kitaptan uyarlanan Aşıklar Bayramı 25 yıl boyunca bir kere bile arayıp sormayan, sonra bir gece ansızın gelen babasına "Buyur, hoş geldin." deyip ceketini koklayacak kadar iyi yürekli bir kardeşimizin babasının amansız hastalığını öğrenmesiyle başlıyor ve daha sonra Kırşehir'de avukatlık yapan ama 25 yıldır babam neredeymiş hele? Bir ben bakayım madem demeyen ama 25 yıldır beni aramadın diye ağlayan hayırlı evlat, Kars'taki Aşıklar Bayramına gidip aşık dostlarıyla helalleşmek isteyen babasını arabayla alıp yola koyuluyor. Ya adam hasta değil miydi? Uçağa niye bindirmiyor? Derseniz, çünkü amcamız yol üzerinde eski sevgilileriyle de helalleşmek istiyor. 25 yıl önce eşini terk eden amcamız önce ikinciye, sonra üçüncüye, sonra da dördüncüye gidip helallik alıyor. Kardeş, kardeş. Aşık kelimesinden anladığımız bu mu? Yani adamı Anadolu türküsü söyleyen aşık diye dört kadına aşık etmişler ya. Şaklamıyor da artık şaklamıyor da. Vuruyorsun şaklamıyor da. Canın yandın. Aşıklık o mu? Bizim aşık dediğimiz yaradılana aşıktır yaradandan ötürü. Taşa toprağa aşıktır, dosta aşıktır, yola aşıktır, dosta vardığı için. Ağaca aşıktır, üstündeki kuşa aşıktır. Yani sadece ele haz alıp aşık veysel gibi gönül demekle olmuyor o işler. Aşıklık gönülden gelene aşıklıktır. İşte bende de bir aşıklık var ama onu da aşıklığı yerli dizilerde köreltiyoruz. Neyse bu arada babasına bak oğlunu al. Elazığ'da hastanede yatan babasına bakan hemşireye DM'den yürüyüp aynı gece evine giden erkeğimiz de genetik mirastan alıyor payını ve yolculuk devam ediyor. Ama ne yalan söyleyeyim Aşıklar Bayramı sonlarında beni ciddi anlamda duygulandırmayı başaran Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğunu ne kadar geliştirdiğini ekranlarda sadece yakışıklılığıyla değil her anlamda hakkıyla yer aldığını gösteren bir iş olmuş bana göre. O zaman Netflix'in saz aşıklarından gelelim yaz aşıklarına. Zeytin Ağacı bu dizimizde de bir Instagram fenomeni, bir avukat, bir de doktor olan üç samimi arkadaştan avukat olanı kanser olduğunu öğreniyor. Ve daha sonra internette bir adam buldum çok iyi iyileştiriyormuş deyip İstanbul'dan Cunda'ya doğru giderken arkadaşları da ona eşlik ediyor. Ve yolda da durup dua etmeye başlıyorlar. Nasıl yani? Netflix'te bir dizide cami mi varmış? He yok. Karakterlerimiz camiye değil. Antik bir tapınağa gidip Athena'ya dua ediyor. Ha şimdi lütfen. Herkesin inancı kendine. Athena onların arasında. Neyse daha sonra bu arkadaşlar bu kadar dua yeter deyip başlıyorlar kendi aralarında seks muhabbeti yapmaya. <laughs> ben sevişmek istiyorum. Ben sevişiyorum da ne oluyor? Orgazm oluyor. Tabii ki oluyorum. Olmasam o kadar zahmete girmenin ne anlamı var? Zannediyorsunuz ki otel odasında konuşuyorlar. Meğerse bu kadar yüksek sesle seks muhabbetini otelin lobisinde yapıyorlarmış. Come on dostum biraz daha şetişik gibi fakanın ne zararı var? Modern olalım biraz. Oh. Tabii ya Atene'ye dua ettikten sonra odalara çekilip yalı çapkını izleyecek halleri yok ya. Ama işin daha da tuhaf olan kısmı ne biliyor musunuz? Dizi köken aile açılımı ya da aile dizimi de denen psikolojik tedavi yöntemini konu alıyor. Nedir aile dizimi? Köklerinle bir bağ kurup köklerinle barışmak. Ailenin geçmişinde yaşananların senin bugünkü korkularına, hislerine ışık tutmasını sağlamak. Tamam o zaman. Madem bu kısmı da anlattığımıza göre gelelim kökleriyle barışık olmayı anlatıp Atena'ya dua eden ve herkesin içinde yüksek sesle seks muhabbeti yaparak köklerine, köküne kadar bağlı olduğunu gösteren dizide başlayan seansa. Ve işte bu seanstaki diğer kişiler kanser olan karakterimizin geçmişindeki bir anısını canlandırmaya başlıyor. Biri de kızın öldürülen babası oluyor. Evet yine baba. Ve kızına diyor ki hayatını yaşa. Gönlünce yaşa. Ve bilin bakalım daha sonra ne oluyor? Kız şak diye iyileşiyor deme şak diye bayılırım şurada. İyileşiyor. Kanseri. Ya biz niye her şeyi yanlış anlıyoruz? Tabii ki kanseri yenmekte psikolojinin çok büyük bir önemi var. Bir takım şeylerle yüzleşmek bazı şeylerin yoluna gitmesine sebebiyet verebilir. Ama insanlar zaten bilimden, tıptan bu kadar uzakken, hani biraz akla yatan ama tam açıklanamamış şeylerle insanların aklını karıştırmasak mı? Hani sizi izleyebilecek hastalara da umut olmak çok güzel bir şey ama yanlış umut olmasak mı? Çünkü, çünkü şimdi sıkı durun. Aynı kız daha sonra babasının aslında babası olmadığını öğrendiğinde şak tekrar hasta oluyor. Tabii ya kızın kanseri bir şaltere bağlı üstünde de baba yazıyor. Kapatıyorsun hasta oluyor açıyorsun iyileşiyor. Kapatıyorsun hasta oluyor. E peki diğer kızlar? Ha, mesela bu sürekli 10 saniyelik canlı yayın açıp kapatarak fenomen olan bu kız da boğulmaktan korkuyormuş. Daha sonra yine seanslardan birinde bu arkadaş bu sefer de denizde dalga oluyor. Valla valla dalga geçmiyorum. Adam hakikaten dalga oluyor ve kızın deniz korkusu Şıpıdı şıpıdı geçiyor. Bu kız da çok başarılı bir doktor olduğu için yurt dışından teklif alıyor ama yurt dışına gideceği için kocası buna kızıp başka bir kadınla sevişmiyor mu? Bu kız da Cunda'da eski sevgilisini görmüyor mu? Madem kocam başkasıyla sevişti, o zaman ben de sevişeyim demiyor mu? Ya işte anlayın özetle. Zaten herkesin bir sevişesi var. Millet bahane arıyor. Ama eğer bu kız zaten gençken de Witcher'ın 3 ay yıkanmamış hali gibi gezen bu eski sevgilisinden hamile kalmamış mı? Tam hamile kaldığı günde oğlan başkasıyla sevişmemiş mi? Ya kurban olurum ben size. Siz hala altı dolu senaryo mu arıyorsunuz. Ama siz de çok şey istiyorsunuz öyle altı dolu falan. Ya bırak bel altı dolu olsun yeter. Yani aile diziminin dizisini yapmışlar diye açıyorsun. Yine herkes birbirini diziyor. Ya ben anlatamıyorum galiba. Dizide bir kedi var o bile evden kaçıp dışarıdan bir kız bulup eve atıyor. İnanmıyorsunuz değil mi? Buyurun. Buyurun ya. Zihni kaybolmamış ki. Romantik zihni manitasını bulmaya gitmiş. Tabii ben onun duyumunu aldım. Dikkat spoiler. İkinci sezonda da o dişi kedi var ya o hamile kalıyormuş. Onu kısırlaştırmaya götürürlerken. Sizin yapacağınız diziyi de sıraya dizsinler he mi? Hollanda'da başka bir kadına daha sevişip onu da hamile bırakan adam. Bu kızın da hamile kaldığını bilmiyor mu? Biliyor ama o da seanslardan birinde kızını temsilen birini kaldırdığında aynı anda iki kız kalkınca eskiden bir kızı daha olduğunu öğreniyor. Nasıl ya? Nasıl abi? Dinleyelim. Toprak senin bir çocuğun daha olabilir mi? Ama bir kafa yandı değil mi yine? Böyle kim kiminin ailesinin sırasına diziliyor. O zaman ben size yeni bir hı Melisa sahnesi vereyim de Kendinize gelin. O şeref sizi unutmadı bekledim. Dedireceğim. Gülay! Bana bunu nasıl yaparsın? Seni çok seviyorum pişmanım. Dön geri gel. Yalvarıyorum beni ayağa yapayım ne olursun. <laughs> Sen olmasaydın ben ne yapardım demedin mi? <laughs> ya bu sahneyi de geçtim ben. Hayatımda bu kadar kofti bir karakter görmedim. Ya yok ağladığı için değil. Erkekler de ağlar. Ben de ağlıyorum da. Karısıyla sevişen adamı görüp yüzüne ne haber ne yapıyorsun diyen. Ama gittikten sonra dayılanan bu karakterimiz daha sonra dayılandığı adamın gittiği yeri görüp tersi istikamete dövmeye gidiyor. Ve bakın ne diyor. Ne Nereye gittin? Ne yapıyorsun ya? Neyi ne, ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi yürü. Bırak beni bırak. <laughs> Yemin ediyorum bu sahneyi üç kere izledim üçünde de ayrı güldüm. Ee, dizi nasıl bitiyor? İşte karakterlerden biri memelerini büyütüyor ve o da hamile kalıyor. Bak ben bu diziyi anlatmaya devam ettikçe biri hamile kalır. O yüzden ben geçiyorum başka bir diziye. Andropoz. Bu diziyi en sona bıraktım çünkü hakkında söylenecek çok da bir şey yok aslında. Çünkü komedi dizileri hakkında bir şey söylemek zaten zor ama Engin Günaydın'ı ne kadar çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Onun oynadığı dizileri de filmleri de. Dizinin senaryosunu da kendisi yazmış ve bence ortalamanın üstünde bir komedi ama sanki Engin Günaydın'ın da mafya ve küfür komedisi yapmaya ihtiyacı yoktu diye düşünüyorum. Ama şimdi Muratcığım küfür zaten hayatın bir gerçeği yani Küfür olmadan derseniz onu uzatmayalım. Ya siz de haklısınız da. Küfüre de gülünüyor diye. Taramal ya da bağlamazsın be. He? Bir adet uydu cihazını yiyin. Sok uydu cihazını. Geç onu bak dinle. Dur git. Kimsin a**ın çocuğu beni istemiyorsun. Herkes Öldürecek var mı sende Ama yine de diziden keyif aldığımı söyleyeyim de yine bu adamda hiçbir şey beğenmiyor olmasın. Diyorum ki acaba benim de anneannemin annesinin gittiği bir tiyatro falan mı yandı zamanında? Böyle kadın zor attı kendini dışarı. Ben diyorum acaba benim de aile dizimimi yapsalar? İzlediklerimden keyif almaya başlar mıyım? He? <laughs> Gözlüğü düşür o <laughs> Yar diye, diye, diye ona neydi Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım Bu yaşımda azdım diye açıldı Bunlar hepsi ezberlemem lazım Fazlası zarar diye Aa, Şimdi bütün millet bize bakıyor şu an Yandım beni yarar diye <laughs> Sonra neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> Koynumu sarar diye Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldıktan sonra Koynumu sarar diye fazlası sarar diye En azı karar diye Açıkta da En azı karar diye Çine niye uğluyor? Koyun Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım. İyi, 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 iyi. Tam şeye, objektife.